Birinci Sağlık Rusya Konferansı ve Çalıştay'ına hoş geldiniz. Tesislerden daha da fazlası olsun, artsın ve bu yatırımlar devam etsin. Suat hocamıza buradan gerçekten bir sağlıkçı olarak, bir turizmci olarak kendisine bu değerli yatırımlarından dolayı, Kıbrıs'ı kazandırdı bu yatırımdan dolayı şükranlarımı sunuyorum. Çünkü öyle bir değer olmasaydı, üniversite ve tıp fakültesi olmasaydı bizim dikkatimizi Kıbrıs çekemezdi ve biz de buraya hasta sevkiyatı yapamazdık. Yakın Doğu Üniversite Hastanesi ve Girne Üniversitesi Hastanesi başta olmak üzere akıllı binalardan oluşan yüksek konforlu özel hastaneleriyle ülkemizin gurur kaynağı olduğunu her platformda övünerek de söylediğimizi az önce Sayın Çakmak'ın da belirttiği üzere üniversitelerimizin eğitim sektörümüzün 100 civarı ülkeden 100 bin civarı olan insanın, öğrencinin ülkemizde oluşu bizi ne kadar mutlu ettiğini ve ekonomimize ne kadar ciddi şekilde katkı koyduğunu göz ardı edilemez. Özellikle üniversitelerimiz ki bunlar şu an için Yakın Doğu Tıp Fakültesi Hastanesi ve Doktor Suat Günsel Girne Tıp Fakültesi başta olmak üzere ki bu iki üniversite hastanemizin toplam yatak kapasitesi 225. Yakın Doğu biz hazırız dedi. Sağlık Bakanı olarak biz kamu hastanelerimiz, kamu servislerimiz, özel hastanelerimiz, üniversite hastanelerimiz her noktasıyla hazır. Dünkü konuşmalarda gerek bakanlarımız gerekse uzmanlarımızın yaptığı konuşmalarda sağlık turizminin olmazsa olmazları içerisinde üniversiteler var. Bu kapsamda bana ayrılan süre içerisinde Yakın Doğu Üniversitesi'nin sağlık alanında faaliyet gösteren tüm birimlerinin gerek eğitim gerek sağlık hizmeti konusundaki somut verilerini yakın zamanda kurulan ve hizmeti açılan Girne Üniversitesi'nin, kardeş üniversitemizin bu alandaki verilerini sizlerle paylaşmak istiyorum. Yakın Doğu Üniversitesi olarak sevgili rektör yardımcımızın da söylediği gibi biz sağlık turizmine hazırız. İnceleyebiliriz yayınlarına örnek. Bu ada tek başına